Dalyan köfteyle hemen işe başlamak istiyorum. Malzemeleri gelsin o zaman. Peki bu dalyan köftenin içinde neler olacak? Her zaman size söylüyorum. Diyorum ki köfte yaparken dana döş, yağlı kıyma kullanın. Bunda işler biraz farklı. Kıymayı az yağlı alacaksınız. Peki neden? Eğer kıymanız çok yağlı olursa köftenizin fırında pişerken çatlama olasılığı çok yükselir. Çünkü yağ kendini bıraktığı anda köfte hafif hafif açılmaya başlar. O sebeple dalyan köftenin en önemli püf noktalarından bir tanesi kıymasıdır ve az yağlı olması gerekir. Kalan her şey tamamıyla normal köftedeki gibi. Nedir? Bir adet yumurtamız var, ekmek kıtırımız var. Arzu edenler galeta unu kullanabilir ama hep galeta unu için söylüyorum. Galeta unu köftenizin bir tık daha sert olmasına sebebiyet verir. Arzu ettiğiniz bütün baharatlar serbesttir. İçine de bildiğiniz garnitürümüz var. Biz burada hazırladık. Patates, bezelye, havuç ve arzu edenler ki orijinalinde vardır, haşlanmış yumurta kullanacaksınız. 2 ya da 3 adet ben haşlıyorum. Yine küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Yumurtalarınızı çok fazla haşlamayın. Çünkü fırında da pişecek. Kestiğinizde böyle kenarlarından yeşil yeşil görünmesin. Peki bunlar ne diyorsunuz bana şimdi? Üzerine de nefis bir sos yapacağız. Peki nasıl? Burada kendi yaptığımız domates rendemiz ve kemik suyu. Ben şimdi soruları duyuyorum. Bu domates rendesi nasıl yapılıyor? Biz burada size özel bir video çektik. Bu videonun hepsi tamamı eksiksiz olarak tüm püf noktalarıyla YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinde. Konuya girmişken de hemen tekrar edeyim. Bu programda ne pişsin istiyorsunuz? Hepsini bana yazabilirsiniz. Tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Peki nereye? Instagram için gulshahsen.com.tr'ye. O zaman çok fazla konuşmadım. Köftemle işe başlamak istiyorum. Rendemi önüme aldığıma göre ne yapacağım? Tabii ki soğanımı rendeleyeceğim. Arzu ederseniz bunu robottan da çekebilirsiniz. Çünkü birazcık soğanın böyle sulu olmasını istiyorum. Her zaman hep büyük tarafla rendelerim biliyorsunuz. Ama bu sefer küçük tarafla rendeleyeceğim. Hızlı bir şekilde kabuklarını kesinlikle almayın. İncecik olsun, bütün suyu benim kıymama karışmalı. O onu çok daha yumuşak yapacak. Ben içine sarımsak da ekliyorum bir diş. Siz de ekleyebilirsiniz. Arzu ettiğiniz bütün baharatlar tabii ki yine her zaman olduğu gibi serbest. Soğanımı rendeledim. Aynı rondoda çekilmiş gibi oldu. Ben hemen rendeyi bırakmadan sarımsağımı da rendeliyorum. Bir diş. Bu arada soğan çok acı, inanılmaz yanıyorum şu an. İçine hemen kıymamı ekliyorum. Tam 1 kilo kıymam. Köftemin içine hemen yumurtamı ekliyorum. Ekmek kıtırı veya galeta ununu her zaman kademeli ekliyorduk. Önce yarısını koyuyorum. Bıraktım. Ben pul biber ekleyeceğim. Çok severim çünkü. Çok fazla değil. 1 kilo kıyma için şöyle dolu dolu 1,5 çay kaşığı tuz yeterli. Ve tabii ki karabiber. Şimdi güzelce yoğurmaya başlıyorum. Bütün harç birbirine karışmaya başladığı anda şöyle kıvama bakıyorum. Biraz cıvık, size de göstereyim. Hemen diğer ekmek kıtırınıza ekledim. İyice yoğuruyorum. Verdiğim ölçü bire birdir. Ama ben ne olur ne olmaz diye tüm püf noktalarını, detayları size söylemeyi çok seviyorum. Bu arada sürprizli programlarımız devam ediyor. Programı reklamlar dahil izlemeyi unutmayın. Çünkü hangi bölümde olduğunu söylemeyeceğim. Aynı zamanda da size çok güzel sürprizler hazırladık. Peki bu sizler için olan sürprizler acaba nedir? Onun için de Instagram gulshahsen.com.tr'yi tıklamayı unutmayın. Ben kıymamı yoğurdum, köftemi hazırladım. Dediğim gibi burada çok fazla sürem olmadığı için minimum süre hakkımı kullanacağım ve bunu 15 dakika buzdolabında dinlendireceğim.
Benim minimum sürem 15 dakika doldu. O sebeple artık bu güzel, lezzetli dalyan köftenin yapımına başlamak istiyorum. Köftemi bahsettiğim gibi dinlendirdim. Hemen streç filmini açıyorum. Et, kıyma, tavuk, balık olsun. Dinlendirirken mutlaka üzerini örtün. Dinlendikten sonra tekrar bir 2-3 dakika yoğuracağım. Şimdi bana soruyorsunuz, bu pişirme kağıdı ne diye. Ben bunun üstünde çalışacağım ki birazcık işlemi daha kolay yapabileyim. Çünkü köfteyi böyle aktarırken kırabilirsiniz, dağıtabilirsiniz. O sebeple hiç aktarmamak adına pişirme kağıdı üzerinde başlayacağım, bitireceğim. Diğer pişirme kağıdıyla da kapatacağım. Size en kolay yolunu göstereceğim. Köftemi güzelce yoğurdum. Şöyle bir top haline getiriyorum. Pişirme kağıdının ortasını aldım. Nasıl rahat edecekseniz o şekilde hareket edin. Güzel bir havuz yapıyorum kendime. Yalnız havuzunuzun birazcık derin olması lazım. Eğer malzemeler çok yukarıda kalırsa, yani alttaki kıyma hacmi düşük olursa eğer, köfteniz pişerken küçüleceği için çatlar ve malzemeniz görünür. Şimdi ben yavaş yavaş güzel bir havuz yapıyorum. Açık olan her yeri birleştiriyorum. Dediğim gibi havuzum hazır. Şimdi bunun içini dolduracağım. Burada istediğiniz malzemeden istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben alta şöyle biraz bezelye koyuyorum. Üstüne yumurtaları dizerim her zaman. Evde de bu şekilde yapıyorum. Yavaş yavaş doldurduktan sonra tamamen doldurmadan kenarlardan da açmaya başlarım. Yukarı doğru aynen bu şekilde. Çünkü malzemelerin üzerini bu kenarda kalın olarak bekleyen kıymalar örtecek. Yumurtalarımı da koydum ve tabii ki patates. Hazır garnitür de kullanabilirsiniz dediğim gibi. Tamamıyla size kalmış. Biraz havuç. Çıktığında renkli bir görüntüsü olur diye umut ediyorum. Bence biraz daha bezelye ekleyelim. Bu kadar yeterli. İçine herhangi bir tuz, baharat eklemiyorum. Çünkü köfte harcında yeterince hepsinden var. Sosumda da var, patates püremde de var. Riske girmek istemiyorum. Bence bu kadar tuz yeterli. Şimdi dikkatli bir şekilde bunları birleştireceğim. Bakın yavaş yavaş içine almaya başladı. Burada birazcık el emeğine ihtiyacınız var. Bütün harcı yükselttiğim köftemle kapattım. Aynen bu şekilde örttüm. Tekrar yine biraz daha getirmem gerekiyor ki, çünkü dediğim gibi kıymam küçülecek, açılmasın. Sonra pişirme kağıdını ters çeviriyorum. Dikkatli bir şekilde yanlardan, ortalardan bastırıyorum. Aynen böyle. Hepsi eşit olsun. Her yere, bütün köşeleri kapansın. Kapattıkça döndürüyorum. Ve ilk doldurduğum kısmı, yani açık olan kapattığım kısmı alt tarafa koyuyorum. Olur da küçücük bir hata yaptıysam, olabilir kıymamı az yoğurmuşumdur, fırını önceden ısıtmamışımdır, böyle çok arıza çıkarmasın bana, o kısım altta kalsın. Şimdi tekrar elimle düzeltiyorum. Geldik diğer püf noktasına. Peki o nedir? Bunun her yerine yumurta akı sürmem gerekiyor. Yumurta akı bana böyle yapıştırıcı görevi görecek. Çatlayan yerlerim çok fazla açılmasına izin vermeyecek. Kısacası sizin sofrada mutlu olmanızı sağlayacak.
Küçük bir karıştırma kabına bir adet yumurta akını döküyorum. İyice çırpıyorum. Yanıma temiz bir pişirme kağıdı daha aldım fakat ters yönde duracak çünkü bunu sarmak istiyorum. Tekrar bir son kez bakıyorum nerede ne var. Hemen bir elimle sıkıştırıyorum. İyice yumurta akını sürüyorum. Sonra dikkatli bir şekilde köftemi yine ters çeviriyorum. Her köşesine sürmem gerekiyor çünkü. O yüzden yarım yarım kaydıracağım. İstiyorum ki siz de detaylı görün. Çünkü hiç beklenmedik bir şekilde çok istek aldı. Umarım tarifimiz de beklentinizi karşılamıştır. Dikkatli bir şekilde tekrar her yerine sürüyorum. İyice yapıştırın. Eğer vaktiniz varsa, bu da önemli bir noktadır, bir 15 dakikada böyle bekletin. Şimdi burada iki yöntemimiz var. Bunu bir, bu şekilde aynı pişirme kağıdında da sarabiliriz. Yalnız çok sıkı sarmayın, sararken açılır. Bu sıkılık gayet iyi. Şöyle döndürüyorum. Her yönüne güzel bir yuvarlak istiyorum çünkü. Sardım. Bunu böyle sardıktan sonra diğer pişirme kağıdının üstüne aldım. Bakın bu kulaklar dışarıda kaldı. Bir şeker paketi gibi. Bunun bir amacı var. Dağılmasını ve açılmasını engelleyecek. Ama bir yandan da hava alacak. Her seferinde elimle düzeltiyorum. Kenarları iyice büküyorum. Aynı şeker paketi gibi. Şu şekilde aldım. Sıkı sıkı sarılı dalyan köftemi aynen bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın birleşme noktası aşağıda. Böyle nasıl diyeyimse taş gibi de sarmadım. Ona birazcık da pişebilmesi için yer ayırdım. Bu fırında şöyle bir saat pişecek. Ama nasıl? Her zaman fırında et pişirirken küçük bir püf noktamız var. O neydi? Isıya dayanıklı bir kabın içine mutlaka su koyuyorduk. Isıya dayanıklı kabımı aldım. İçine su koyuyorum. Ve fırına gönderdim. Peki bu neye yarayacak? Etimin, köftemin, tavuğumun, balığımın. Bugün de dalyan köftemin kurumasını engelleyecek. Köftemin püresi hazır, sosu hazır, kendisi de pişiyor. Ben de o arada dalyan köftem de fırından bana sesleniyor. Artık beni alabilirsin diyor. Peki onu alır almaz açacak mıyız? Kesinlikle hayır. Bir 10 dakika mutlaka dinlendirmeniz gerekli. Hadi alalım o zaman. Dalyan köftem hazır. Gördüğünüz gibi herhangi bir çatlama yok. Çünkü yumurta akı onu güzelce korudu. Tabii ki iyi yoğurduk, güzel de dinlendirdik, tamamdı. Şimdi burada bunu ya benim sevdiğim gibi servis edebilirsiniz. Köfte, altına patates püresi ve sosu üzerine. Veya bunu başka bir fırına girmeye elverişli kaba alıp sosu üzerine döküp hafif böyle yanına kadar da pişirebilirsiniz. Ama şahsi fikrim bence o şekilde çok kuruyor. Ben birazcık böyle daha fazla seviyorum. O sebeple böyle yaptım. Yine çok heyecanlandım. Bir an önce servise başlamak istiyorum. Tabağıma önce şöyle göstereyim. Mis gibi patates püremden koyacağım. Öyle az falan değil, bol miktarda koyun. Hala çok sıcak, o sebeple dikkatli bir şekilde dilimlemem gerekiyor. Size de en güzel kısmını vereceğim. Şuradan görüntüsünü de görebilirsiniz. Bu arada yumurtamda hiçbir yeşerme yok. Bunun sebebi de çünkü yumurtam daha tam pişmeden, hafif böyle cıvıkken içine yerleştirmem oldu.
köşeleri alıyorum. En güzel dilimi tabii ki sizin için seçtim. Püremin üzerine oturtturdum. Şimdi bu çok lezzetli sosundan alıyorum. Bir karıştırın mutlaka. Kenarından şu şekilde akıtacağız. Dalyan köftem sizler için hazır. Hem bütün halini görün hem de tek porsiyonlu nasıl servis ettiğimi. Şimdi sırada tabii ki domates çorbam var.